İkinci sınıflar matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz onluk bozmadan çıkarma işlemi ve problemler. Yazdığım işlemlere bakalım birlikte. 37'den 5'i çıkaracağız. Önce birler basamağından başlıyoruz. 7'den 5'i çıkarırsak 2 kalır. 3'ün altında rakam olmadığı için olduğu gibi aşağı indiriyoruz 3'ü ve cevap 32. Toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işlemindeki sayıların da birer adı var. Bu isimlerin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. En üstteki sayımız 37 eksildiği için bu sayıya eksilen diyoruz. 5'i çıkardığımız için 5'e çıkan diyoruz. Cevap 32, kalan ya da fark diyoruz buna. Diğer işleme bakalım. 86'dan 31'i çıkaracağız. 6'dan 1'i çıkarırsak 5, 8'den 3'ü çıkarırsak 5, cevap 55. Çıkarma işlemini onluk ve birliklerini ayırarak yapalım. 59'da 5 onluk var. 9 birlik. 25'te 2 onluk, 5 birlik var. Önce birlikleri çıkarıyoruz. 9 birlikten 5 birlik çıkarsa 4 birlik kalır. 5 onluktan 2 onluk çıkarsa 3 onluk kalır. Cevabımız bu. 3 onluk 4 birlik. Peki ne yapar 3 onluk 4 birlik? 34 yapar. Yan yana çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk? Birler ve onlar basamağını nokta şeklinde belirttim. Önce birliklerden başlıyoruz. 8'den 3'ü çıkarırsak 5. Nereye yazacağız? Birlikleri çıkardığımız için birler basamağının olduğu yere yazıyoruz. Bakın birler basamağı burasıydı. 5'i buraya yazdık. Geldik onlar basamağına. 4'ten 2'yi çıkarırsak 2. Onlar basamağı burası olduğu için buraya yazıyoruz. Cevap 25. Dün köprüden 55 araba geçti. Bugün dünden 15 eksik araba geçtiğine göre 2 günde toplam kaç araba geçmiştir? Çocuklar, problemde verilen isimleri yazacağız. Hangi isimler verilmiş? Dün ve bugün isimleri verilmiş. Bunları yazıyoruz ve problemde bunlarla ilgili hangi bilgi verildiyse altına bunu yazacağız. Dün için 55 araba geçtiği verilmiş problemde. Bunu yazdık. Peki bugün için ne denilmiş? Dünden 15 eksik denilmiş. Bize ipucu veriyor. Yani direkt cevabı söylememiş, ipucu vermiş. 15 eksik dediğinde hangi işlemi yapacağız? Çıkarma işlemini. Dün 55 araba eksik dediği için çıkarıyoruz 15'i. Önce birlikleri çıkardık 0. 5'ten 1 çıkarsa 4. Bugün 40 araba geçtiğini biz bulduk. Problemin devamı var. 2 günde toplam kaç araba geçmiştir? Dün ve bugünü toplayacağız. Dün 55 araba geçtiğini biliyoruz. Bugünü biz 40 olarak bulduk. Topladığımız zaman 2 günde toplam 95 araba geçmiştir. 64 sayfalık kitabın önce 17 sayfasını sonra 23 sayfasını okudum. Geriye okumadığım kaç sayfa kaldı? Önce ve sonra diye ayırmış okuduğu sayfaları. Ne yapacağız? Okuduğu tüm sayfa sayısını bulmak için önce ve sonra verdiklerini toplayacağız çocuklar. 17 ve 23 okuduğu sayfa sayısı. Bunları topluyoruz. Bakalım toplamda kaç sayfa okumuş? 7 ile 3 toplarsak 10. Sıfırını yazdık. Elde var 1. 1, 2 daha 3 yapar. Elde eklersek 4. Demek ki 40 sayfa okumuş. Bakın 40 sayfa okumuş. Bunu yazdık. Şimdi probleme tekrar bakıyoruz. 64 sayfalık kitabın 40 sayfasını okudum. Geriye okumadığım kaç sayfa kaldı? Okudum denildiğinde sayfa sayıları ne olacak? Azalmış olacak. Yani okumadığı sayfa sayısı az kalmış olacak değil mi? Ne yapacağız burada? Çıkarma işlemi yapacağız. Tüm kitap sayfası 64. Okuduklarını çıkarırsak eğer geriye okumadıkları kalacak. Burada birler basamağını çıkarıyoruz önce. 4'ten 0'ı çıkarırsak 4 birliklere yazdık. 6'dan 4'ü çıkarırsak 2 onluklara yazdık. Okumadığı sayfa sayısı 24. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.